AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün deprem başlığıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Ankara'ya gidelim, detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Rüya Akkuş'tan. Rüya. Johnson aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne çok daha önce geldi ve burada yine toplantı öncesinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Akabinde ise saatler 17.30'u gösterdiğinde Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Sizlerin de söylediği gibi öncelikle gündem maddesini deprem oluşturacak. Bu noktada aslında sorusu... Bir soru var ortada, yanıt aranıyor diyebiliriz buna. Bundan sonra nasıl bir önlem alınacak? Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Bu noktada AK Parti aslında hem kendi teşkilatı içerisinde hem de kendisine bağlı belediyelerde depremle ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir? Bu soruya yanıt arıyor diyebiliriz. Biliniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapmış olduğu açıklamalarında Mart ayı itibariyle esasen yapılaşma sürecinin başlayabileceğini ve bu noktada bir yıl içerisinde de yeni evlerin tamamlanarak depremzedelere teslim edileceğini ifade etmişti. Dolayısıyla hem bir açıdan oldukça kısa bir süreçten bahsediyoruz hem de bu süreç içerisinde yürütülecek çok yoğun bir çalışmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun koordinasyonunun sağlanması ve bununla beraber elbette hedeflenen sürede de bu sağlıklı, güvenilir konutlara da ulaşılabilmesi gerekiyor. Sadece bu değil, elbette depremzedelerin durumu da oldukça önemli. Hem çetin geçen kış şartları bu noktada biraz daha depremzedelerin hayatını zorlaştıran adımlardan bir tanesi. Hem de yine onlara ulaştırılacak yardımlar, onların rahatını sağlayabilmek adına da atılacak adımlar söz konusu. Dolayısıyla bugün Merkez Yürütme Kurulu'nda bu başlıklar geniş bir şekilde ele alınacak. Yine aynı şekilde Türkiye'ye deprem konusunda ciddi anlamda destek de var. Hem yabancı ülkelerden olmak üzere. Kimi bunu telefonla gerçekleştiriyor, kimi sosyal medyadan mesaj yolluyor. Kimi de tıpkı bugün olduğu gibi Malezya Başbakanı gibi Türkiye'ye geliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye dileklerini iletiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde hem yaralarını sarmak için hem de yeni kararlar almak için oldukça önemli ve kritik bir süreç var. Tüm bunların yanı sıra meclis çalışmaları oldukça önemli. Çünkü 10 ili ilgilendiren bir OHAL ilanında bulunulmuştu. Dolayısıyla yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerin meclisin gündemine gelmesi gerekiyor. Ve bu yüzden de meclis çalışmalarını hızlandıracak. Elindeki işlerden çok daha önce belki de KYK'ları gündeme alacak ki bu depremin yaşandığı 10 ilde özellikle hızlı kararlar alınabilsin ve oradaki yaralarda hızlıca sarılabilsin diye. Dolayısıyla gündem oldukça yoğun ve önemli. Bir açıklama da olacak muhakkak ki Ömer Çelik'in parti sözcüsünün kameraların karşısına geçeceği bir an yaşanacak. Henüz saati belli değil tabii ki Merkez Yürütme Kurulu toplanmadığı için ama belli olduğunda bizler de sizlere aktaracağız elbette.